Merhaba sevgili dostlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere maket ağaç yapımını anlatacağım. Kartondan maket ağaç yapacağız, değişik malzemeler kullanarak. Kolay bir maket olacak. İzleyerek göreceğiz, hep beraber yapacağız. Fakat videoya geçmeden önce aboneliklerle ilgili bir istekte bulacağım. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Zira kanalımızda çok değişik, güzel tepki alan videolar var. Ve yeni videolar içinde çok değişik projeler var. Bunun için kanala abone olursanız seviniriz. Şimdi malzemeleri anlatayım size. Yeşil bir karton. Yeşil karton. Pergel yardımıyla daireleri çizeceğiz. Silikon. Japon yapıştırıcısı. Çöp şiş. Ben dışarıda, sokakta, herhangi bir yerde dolaşırken kurumuş, kesilmiş bir ağaç parçası buldum. Bu ağaç parçasından da şu kadar bir parça kesip bunu da ağacın kökü olarak kullanacağız. Şimdi videoya geçiyorum. Önce daireleri çizeceğim. Sonra size ölçülerini vereceğim. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben daireleri kestim. Eğer sonuçta çıkacak ağaçtan daha büyük bir ağaç yapmak istiyorsanız bu ölçüleri büyüteceksiniz. Şimdi ölçüleri söylüyorum size. En büyük olanı ben yarı çapını 6,5 santim olarak yaptım. Bunu bir pergel yardımıyla çiziyoruz. Pergeli cetvelle 6,5'a ayarlayıp çiziyorum. 5 tane dairemiz var. Büyüğü 6,5, bir küçüğü 5,5, 4,5, 3,5 ve 2,5. Yani birer santim düşerek böyle daireler çizdim. Şimdi size nasıl katlanacağını göstereceğim. Arkadaşlar, herhangi bir şekilde çizmeye, üzerine bir ölçü almaya gerek yok. Tam ortadan şu şekilde katlıyoruz. Sonra şu şekilde tam ortadan şöyle ayarladığınız zaman tam ortadan katlanmış oluyor. Sonra şuradan koni biçiminde alacak. Bu şekilde katlıyoruz. Sonra bir defa daha katladığımız zaman şöyle bir şey çıkacak. Ortaya. Şu anda biz bunun katlama kenarlarını işaretlemiş olduk ama bu şekilde olmayacak. Şöyle bir tane belirgin olanı alıp bir içeri bir dışarı gelecek şekilde ölçüyoruz. Hepsinde bunda gelmeyecektir ters katladığımız için. Siz o bölümü şu şekilde olacak gibi içeride bir de dışarıda olacak şekilde katlıyorsunuz. Hemen evet arkadaşlar, şu anda bu hazır. Bu bir tanesi. Biz bunların hepsini böyle yapacağız. En son bittikten sonra şu ucuna şu şişin, çöp şişin geçeceği kadar çok küçük, çok küçük buradan bir kesik açacağız. Şöyle. Daha sonra bunların hepsini geçireceğiz. Şimdi o geçirmeyi, bunları da yapıp o geçirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar, ben bunun hepsini hazırladım. Şimdi ne yapacağımızı gösteriyorum. Şişin sivri kısmını ağaca geçiriyoruz. Şu ölçüler yeterli. Şu kadar. Daha sonra burasına Japon yapıştırıcısı. Sonra sırayla hepsini geçiriyoruz. Bunu, bu bölümünü kesiyoruz. Dipten de tam böyle eteklerin başladığı yerden kesiyoruz. Şimdi İlk başta bir ağaç parçası göstermiştim size. O ağaç parçasından şu kadarlık bir parça kestim. Ben matkapla içine yaklaşık 1-1,5 santimlik bir delik açtım. Siz bunu çiviyle de açabilirsiniz. Kuru ağaç bulursanız açmanız daha kolay olur. Şimdi bunu buraya geçireceğiz. Bu şekilde olacak. Bunu yapmak için silikon kullanacağım ama çok kısa bir yer olduğu için silikonu silikon tabancasını ısıtmaya gerek yok. Çakmakla silikonu eritip biraz burasına silikon sürüyoruz. Daha sonra
bu deliğe bunu hop sokuyoruz. Bu bitti. Şimdi düz kesmediğimiz için, kesemediğimiz için bu ağaç sabit durmayabilir. O yüzden bir mukavva sabitleyeceğim altına. Mukavvayı da yine aynı şekilde biraz silikon. Evet, ağacımız hazır. Şimdi birkaç tane daha ağaç yapıp güzel bir görüntü çıkartacağım. Onu da mutlaka seyretmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, ağaçlarımız hazır. Böyle küçük bir orman oluşturduk biz. Siz de maketlerinizde değişik şekilde bu ağaçları kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.